Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda fotoğraf kazıma işleminden bahsedeceğim. Bu Facebook'ta bir fotoğraf tarama işlemi yapanların oluşturduğu bir grup, yabancı. Buradaki yapılanlar, örnek fotoğraflar var, onlara bir bakalım, inceleyelim önce isterseniz. Gördüğünüz gibi çok güzel de işler çıkartmışlar. Bu biraz bozuk olmuş gerçi de. Birçoğu genel baktığınız zaman çok şahane duruyor. Evet. Şimdi şöyle bir fotoğraf gördüm ve çok beğendim. Yorumlar kısmında fotoğrafın kaynağını paylaşmışlar. Bu fotoğrafı indirip bu kalitede veya daha yüksek kalitede yapmaya çalışacağız şimdi. Önce fotoğrafımızı indirelim. Zaten indirmiş masa üstüne. Bunları kapatalım. Evet arkadaşlar, fotoğraf bu. Kaliteli mi? Fena değil. Bayağı da, hatta normal yaptığımız fotoğraflara bakaraktan da daha da kaliteli diyebiliriz. Ama bunu daha kaliteli bir resim istiyorsak çözünürlüğünü biraz yükseltmeye çalışacağız şimdi. Boyutuna bakalım. 1000 piksele 1375 piksel ve 287 kilobayt. Önce fotoğrafımızın çözünürlüğünü yükseltelim. Evet. Gördüğünüz gibi iki katına çıktı. Bunu indirelim. Bir bakalım kalitesi ne kadar artmış. Bayağı yükselmiş ama bence yeterli değil. Bu indirdiğimizi bir kez daha aynı işlemi uygulayalım ve iki katını çıkartalım. Evet, 1000 piksel 2000'e çıktı. Daha sonra 4000'e çıktı şu an. Bunu bir indirelim. Kalitesine bir tane bakalım. Bayağı netleşmiş duruyor. Bir kez daha denesek. Büyütürse eğer. Boyut gitgide büyüdüğü için bekleme süresi de çoğalıyor normal bir şey haliyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bindi. 2000, 4000 ve 6822 piksele kadar büyüttük. Bunu indiriyoruz. Fotoğrafımızın orijinal boyutu 247 kilobayttı. Şu an 22,4 megabayta çıktı.
Sade boyutu mu büyüdü? Kalitesi yükseldi mi ona bakalım. İkisini aynı boya getirelim. Bir saniye şuradan santim alalım. 48,5. 48. Of, kilit açıkmış. 48 diyelim. Aynı boydalar. Bunu nasıl yapalım? Şuradan şu orijinal fotoğrafımız bu altta kaldı. Geri yükseltelim. Buradan kalite farkına bakabiliriz. Şurada gördüğü gibi alttaki fotoğrafımızda gözdeki damarlardan ağrı, göz bebeğinden ağrı çok büyük bir netleşme var. Taramaya geçmeden evvel diğer tarama işlemini ayarlamadan evvel yapmamız gereken bir iki işlem daha var. Şimdi fotoğrafta gördüğünüz gibi şu kısımda gölgeler var. Şu kısım. Gölge olan kısımlar taramada siyahlık çıkartıp fotoğrafın kalitesini düşürebilir. O yüzden önce bir parlatma işlemi yapıp şuralara biraz ışık vermemiz gerekiyor. Bunu da Photoshop veya diğer resim programlarından yapılabilir. Ben PaintShop'tan yapacağım bu işlemi. Bu işlem uzamasın diye ben kısaca hemen hızlıdan yapacağım arkadaşlar. Fazla detaylı yapmıyorum. Biraz da şu boğaz kısmını parlatırsak yeterli olur sanırım. Bu parlatma işlemini, gölgeye götürme işlemini daha doğrusu ben hızlıdan yaptım. Arkadaşlar daha detaylı ve teferruatlı yaparsanız daha da iyi olur. Son olarak da buradan yapacağımız bir sertleştirme işlemi ya da keskinleştirme diyelim. Daha belirgin çıkması için çekersek. Arkadaşlar büyük fotoğraf yapacak olursak şu atları komple dolandığımız zaman bütün ayrıntılarına, alnındaki kırışıklıklara vesaire hepsini çıkartabiliriz. Ben fazla abartmamak için kısa bitireceğim bu kısmı. Şu saçlarda vesaire de her yerde uygulayabilirsiniz bu sertleştirme işlemini.
Ben bu kısmı hızlıdan yaptım, fazla özenmedim. Sadece gösterme amaçlı. Eğer ayrıntılı bir şekilde şu tuğumuzun boyutunu küçültüp şu kırışıklık olan yerlere vesairelere hassas bir şekilde girersek aynı şekilde çıkartmamızı sağlar fotoğrafta da. Fotoğrafımızı tekrar kaydediyoruz. Deneyelim. Deneme bir. Yüksek kalitede. Boyutumuz ne oldu? 22 MB'dan 40 MB'a çıktı. Şimdi fotoğrafı yapacağımız boyut. Zaman kaybı olmaması için şu üst kısımları keselim. Arka fonu boşaltmaya uğraşmıyorum. Ahşap vesaire tarzı malzemelerde arka fon boşaltılabilir. Daha da güzel olur. Ben vakit kaybetmemek için ondan uğraşmayacağım. Boyutumuz. Bunu biraz büyük boyutta yapacağım ve şu hatların çıkmasını sağlayacağım. 70 santime 47 santim gibi bir fotoğraf yapacağım ben. Gri tonundan 320 dpi ayarlayalım. Buradan ışık ayarlarına giriyoruz arkadaşlar. Konsolat ayarlama daha doğrusu. Buradaki işin esprisi şu. Fotoğrafın çıkmasını istediğimiz yerleri buradan ayarlamamızı sağlıyor. Bakın. Işığı fazla verdiğimiz zaman aynen fotoğrafta şuralar çıkar. Hiç vermediğimiz zaman her tarafı çıkartır ve yüzlü fotoğraflarda siyah çıkmasını sağlar. Yüzün parlak çıkması ve diğer hatların belirgin olacağı şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an yeterli bence. Ondan sonra biraz daha hatların belirgin olması için keskinleştireceğiz. Şu orijinal şekli şu an keskinleştirmeye başladık. Daha sonra normal siyah beyaz moda geçiyoruz. Fotoğrafın boyutu büyük olduğu için ben çizgi yoğunluğunu yüksek tutacağım. Ama küçük fotoğraflarda bu çizgi yoğunluğunu azaltmamız gerekir. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Fotoğrafın boyutu büyük olduğu için biraz kasma yapıyor bilgisayarımız. Ben büyük fotoğraf yapacağım için sonu aldım.
Bundan sonra çizgi rengimiz çizgi rengimizi de full siyah çekiyorum. Şey 47 santim olarak kaydediyorum. Kaydederken JPEG, PNG, SVG, PDF kaydetmemizin hiçbir farkı yok arkadaşlar. Yani kaliteyi arttıracak önemli bir değişiklik yapmıyor bunlar hiçbiri. İşlem burada bitiyor. Fotoğrafımızın boyutu yüksek olduğu için kaydederken biraz bekliyoruz. Evet, en sonunda kaydetti. Hazır makinamızın bağlı olduğu bilgisayara göndermeden önce bir süresine bakalım. Uf, 2 saat 13 dakika gösteriyor. 50'ye 70 olduğu zaman çok uzun bir süre. Bunun süresini biraz düşürtelim, ölçüsünü küçültelim, ne yapalım, 17 santim gibi yapsak yeterli olur. Sürenin çok uzamaması için fotoğrafı küçültüyorum arkadaşlar, bu şekilde tekrar kaydediyorum. Nereye gittik? Sürenin çok uzamaması için fotoğrafın ölçüsünü küçülttüm. 17'ye 22 santim ölçüsünde tarama işlemine geçebiliriz. Fotoğrafımızı bilgisayarımızın bağlı olduğu lazer makinesine de açtık arkadaşlar. Şimdi fotoğrafımızı kazmaya göndermeden evvel lazer makinesinde parametre ayarlarını nasıl ayarlamalıyız? Ondan bahsedeceğim. Parametre ayarları her makinede değişir, farklıdır. Sadece referans olarak verebileceğim hızdır. Bizim fotoğrafımız kaç? 17'ye 22 gibi bir fotoğraf. Yani küçük boyut fotoğraflarda 200 hız idealdir. Daha küçük fotoğraf olursa hızı 100'e kadar düşürtebiliriz. Fotoğraf büyürse 300 ve 400'e kadar da hızımızı yükseltebiliriz. Sadece sabit verebileceğim parametre ayarı bu. Güç ayarları makineden makineye değişir. Hatta makinenin lenslerinin aynasının kirli olmasında dahi aynı makinede de değişebilir. Bunun ayarını nasıl yapacağız? Şimdi bunun basit bir yolu var. Örneğin 200 hız demiştim biraz evvel. 200'den başlıyoruz. Hepsinin hızını 200'e çekiyoruz. Burada denemek için dikdörtgenler oluşturdum ben. Pardon, bunun power'ına girdik. 200, 200, 200, 200. En üstteki yeşil. Yeşil rengimizi 10 yapalım. Hiçbir şey bilmediğimizi farz ederekten yani 10 giriyorum ben, bilmeyenler için bu. Bir sonraki renkte 11 girdim. Bir sonrakine 12. Bir sonrakine de 13. Zaten 13'teymiş. Ve makinamıza gönderdim. Geldi mi? Düşmüş, evet. Şimdi denememizi yapabiliriz. Şu an makineden ışın çıkmıyor. Hangisini tarıyor? Yeşili. Ya power'u kaç yaptık? 10. 10 power'da hız çıkmadı, şey güç çıkmadığını görüyoruz. Işın hiç çıkmıyor. Devam edelim.
sıralama tek olmamış ama şu an kırmızıyı tarıyor. Kırmızı da gücümüz 13. Evet, bayağı bir derin giriyor. Yani fazla güç geliyor. 13 olmaları. Devam ediyoruz. Şu an turkuaz rengine geçti. Turkuaz'da da gücü 11 vermiştik. Bir tane bakalım. Oyma yapmıyor fakat biraz zayıf duruyor. Şu an mavi rengini tarıyor. Onda da 12 vermiş. Verilmiş güç. Bir tane daha bakalım. Onda hiçbir şey çıkmamış. 13'de oymuş. 11'de zayıf duruyor. 12'de fena durmuyor. Burada baz alırken el fotoğraf taramada baz alacağımızın en koyu yerleri, yani siyah saçlı birinin fotoğrafını yaptığımızda saçın rengini düşüneceğiz şu şekilde. 12 yeterli bence. 12 ile gönderelim. Çift yönlü tarama. Alt kısımdan başka basın istiyorum. Resmi daha net görmek için. Evet, fotoğrafımız yüklendi. Orijinimizi ayarlayıp startımızı veriyoruz. Arkadaşlar taramaya başladı. 21 dakika olmuş. Gördüğünüz gibi speed 200, power 12. Bakalım ne aşamadayız. Beklediğimiz kaliteyi görecek gibi duruyor. Burada videoyu tekrar kesiyorum. Sonlara doğru tekrar devam edeceğim. Makinamız 34 dakika 45 saniye olarak göstermiş. 33 dakika olmuş ve bitmek üzere. Büyük bir ihtimal makinamız süreyi tam olarak tutturdu bize.
bir dakika kaldı sanırım. Saniye erken bitirdi. Resmimizin son hali bu arkadaşlar. Saçlar istediğim gibi olmuş, yüzde kırışıklıklar çıkmış, gözü burnu çok şahane, dudaklar güzel, yüzde kırışıklıklar kulağa da güzel çıkmış, sakallar belli, elbisesi belli, belki 10 numara oldu bu konuda. Uyguladığım işlemler uygulayarak siz de bu şekilde fotoğraflar yapabilirsiniz.